Hoş geldiniz arkadaşlar. Futbol Manager 2023 Galatasaray kariyerinin 44. videosuyla karşınızdayım. En son transferlerimizi yapmıştık. Süper Kupayı oynamıştık. Ve Şampiyonlar Ligi maçına geldik. Manchester United maçına. Ligde 4 maç yaptık. 3 galibiyet, 1 mağlubiyetimiz var. Mağlubiyeti de Beşiktaş'tan aldık. Şu an iyi gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'la karşılaşacağız. Bundan sonra Arsenal'la iki büyük devle karşılaşacağız bu videoda. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Artık 4-2-3-1'e döndük. Baro'ydu forvetimizin adı. Yedek forvetti. Adını değiştirdim artık. Luis Figo Portekizli olduğu için bir Portekiz efsanesinin ismini koydum. Maça başlayalım arkadaşlar. Tek zayıf noktamız Enes gibi duruyor şu anda. Matt Carroll da biraz öyle. Geri kalan iyi durumda. Enes güçlenecektir. Enes'i ben Sivasspor'dan 4 sezon önce almıştım. Çok büyük potansiyeli vardı. En azından Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya veya bir üst tura çıkalım. Olmadı. Devre arasında iyi bir ofansif ortası alabiliriz. Şimdilik Enes'e kaldık. Başlayalım maçı arkadaşlar. Ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçına başlıyoruz. Sezonun sonu şampiyonluk olsun. Bu sene bu kupayı alalım artık. Derken ilk atak Rashford. Aman Melih. Çok iyi geldi Manchester ama. Bu gece niye adam atmıyor ya? Direkt pas attım. Casemiro hala oynuyor. Ve Manchester geliyor. İlk pozisyon attılar golü. Rashford offside olsun diye dua ediyorum ama offside değil gibi. Yani ilk pozisyondan da gol yemezsin ya. İkinciden yendik gerçi de dakika 1'de de yemezsin. Rashford. Olsun, yapabiliriz. Başarabiliriz. Kendi evimizde. Manchester çok tehlikeli geliyor. Aman. Beşiktaş'la aynı kaderi paylaşıyoruz. Yine Rashford'da top. Figo kaptı. Aslansın. Kvaratskhelia'dan içeri doğru ama kalecide kaldı top. Kadroyu güçlendirdik artık, bir şeyler bekliyorum yani. Antony top çataldan dışarı gitti. Yani ne kadar güçlendirecek de Manchester. Manchester'dır yani. Burak sakatlanmış. Burak Çalık'ı çıkaracağız mecburen. Burak Bulut oynasın. Oyunculara daha çok çabalayın. Biraz moral verelim. Acilen gol bulmam gerekiyor ama herhangi bir pozisyon olmadı.
Çok kötü oynuyorsunuz, kendinize gelin diye takımı bir fırçalayayım. Artık şut çekin ya. Ya atak olsun, bir şey olsun. Çabalayın, biraz daha çabalayın. Yaparsınız. Evet, korner Ademir etti, yaparsın. Çok güzel, çevir içeri. Ya çevir içeri, 3 kişi boş orada. Bakın çok yoruldu ya. Enes. Enver'i oraya koyalım. Millet. Oyuncular tükenmiş adeta ya. 4 oyuncu değişikliği oldu. Başka kim? Kerem sen de gir. Artık yapacak bir şey yok. Kaldırın. Kerem kapta. Kerem. 11 dakika. Luis Figo indirdi. Enver olmadı. Maç bitti. Yani ilk maçta olacak şey değil. O kadar transfer yaptık. Kaleci neyi bekliyorsun ya? Olmadı. İlk maçta yenildik. 10 numaramı sağlam bir 10 numara alsaydık. Yani bu ikisinin gidebileceğini düşünmediydim. Olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Kulüp Brugge maçı 7-3 bitmiş. 17K hala orada. Bir sonraki maça gidelim arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi ikinci maça geldik arkadaşlar ve Arsenal'le oynuyoruz. Yani umarım ki bu maçtan artık bir galibiyet alalım. Arsenal da zorlu bir ekip ama elimizden geleni yapacağız. Kadromuz bu şekilde, herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Başlayalım. Maç başladı. Muhteşem bir hücum hattı var Arsenal'ın. Gerçekten sahip olmayı istenecek düzeyde. Forvet'te, rakip forvet'te Devlat Hendrik var. Hendrik ilk pozisyonda golünü atıyor bize. İlk dakikada. Yani şunu bir aşamadık bu sezon. İlk dakikalarda gol yemeyi bir geçemedik. Bakalım çevirebileceğiz mi maçı? Yani takımın morali de bozuluyor artık. Geride başlayınca. Biraz daha çabalayın. Enes darbe almış. Enes çık ya.
Gene sorma doğruya. Bu kez de sakatlandı. Bu ne şimdiden? Ceren'i mi alsam onu mu alsam? Kadromuz şu an çok kötü bir anda düştü. Artık şu vakitten sonra galibiyet zor gibi görünüyor. İlk yarı ne ara bitti ya? Gerçekten çok kötü oynuyoruz. Çok kötü. Yani biraz da şanssızlığımız ilk iki maç dünya devlerine karşı olmuyor yani. Bir Manchester United geldi. Ondan sonra Arsenal geldi. İkisine de dakika 1'de gol yedik. Timber topu kaptı. Gençler güveniyorum size. Luis Figo'dan Kvaratskhelia'ya. At artık şunu yani. Şunu atamayacaksan. Bir sürü de maaş veriyoruz ya. Yetenekli oyuncusun. Bize karşı olsa kaçırmazdın. Hadi kapalım derken Endrick 2'ye geliyor. Endrick affetmez. Olmadı. Carroll girdi araya. Melih kaptı. Haydin biraz daha, biraz daha. Var mı yorulan? Kvaratskhelia yorulmuş. Kerem gir. Elliot yorulmuş. Başka var mı kötü oynayan? Bizim ekip hep kötü oynuyor. Vujic girsin bari. Olmadı ya. İki kişi takımı ne kadar değiştiriyormuş demek. Bu da tahtiğimizden mi? Tahtiye ayak uyduramadı oyuncular. Titorete geri mi dönsem? Olmadı. 1-0 yenildik. İki maçtır 1-0 kaybediyoruz. İngiliz takımlarına. Bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. İki maçımızı yaptık Şampiyonlar Ligi'nde. Maalesef 2'de 2 mağlubiyet aldık. Ama yani Manchester United ve Arsenal'a karşı yenildik. Bunların olması biraz moralimi en azından düzeltiyor biraz. 2'de 2 mağlubiyetle başlamak çok kötü oldu. Ama kurtaracağız inşallah. Belki taktik olmamıştır. Yani taktik 4-2-3-1'e döndük. Bize yaramadı bu biraz. Eski sisteme geri dönsek olabilir. Figo'yla Vujic'i oynatabiliriz. 10 numara bulana kadar bu şekilde gideceğiz. Yani belki Elliot buraya geçer. Buraya farklı biri geçer. Melo geçebilir. Bilmiyorum, bakalım. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda, bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz.